Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de denklem kurulamaz. Erdal Tanas Karagöl 1990'lı yılların sonlarında Doğu Akdeniz'de başlayan sondaj ve doğalgaz gaz keşifleriyle beraber Doğu Akdeniz tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladı. O günkü şartlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i düşünme, politika geliştirme, sismik araştırma ve sondaj yapma konusunda bir gündemi yoktu. Yine bu dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimi Mısır ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de doğalgaz keşfedilmiş ve hatta kendi aralarında yaptıkları sözde münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla deniz sınırlarını belirlemişlerdir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2003 yılında, Mısır 2007 yılında ve Lübnan 2010 yılında İsrail ile MEP anlaşmalarına imza attı. Diğer yandan Yunanistan'la Mısır arasında deniz sınırı bulunmamasına rağmen, Yunanistan'da en son Mısır'la sözleme anlaşmasını imzalayarak bir yandan Türkiye'yi tahrik ediyor. Diğer yandan olası bir sıcak çatışma durumunda Avrupa Birliğin’i arkasına alarak kirli bir strateji uygulamak için bekliyor. Hatta bölgeye sınırı olmamasına rağmen ABD, Rusya, İngiltere gibi ülkelerde Yunanistan'a hem açık destek veriyor hem de sahip oldukları uluslararası enerji şirketleriyle bölgede faaliyetlerde bulunuyorlar. En önemlisi de Yunanistan'ın Anakarasına 587 kilometre uzaklıktaki, Türkiye'ye ise sadece 2 kilometre uzaklıkta yer alan Meis Adası'nı baz alarak Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde hak iddia etmesi. Yunanistan bu tavırla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmezlikten gelerek, Doğu Akdeniz'de işleri karmaşık hale getiriyor. Son dönemde uyguladığı stratejisini de bu durum üzerine inşa ediyor. Doğu Akdeniz ne kadar önemli? Şu anda bölge ülkeleri ve onu destekleyen ülkeler, 100 yıl önce Orta Doğu'da mevcut enerji kaynaklarını paylaşma konusunda nasıl bir politika uyguladılarsa, bugün de aynı politika ve stratejileri Doğu Akdeniz'de uygulamaya devam ediyorlar. Orta Doğu nasıl petrolle özdeşleşmişse Doğu Akdeniz'de doğalgazla özdeşleşmiş durumda. Doğu Akdeniz'de keşfedilecek doğalgaz ve petrol kaynaklarının bölgede ekonomik ve siyasi güç dengesi açısından birçok parametreyi değiştireceği açıktır. Bu nedenle bölgede birçok ülkeyle deniz sınırı olan ve Doğu Akdeniz'de 1792 kilometre ile en uzun kıyı uzunluğuna sahip olan Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştirmesinin önüne set çekme konusunda bölge ülkeleri tüm kozlarını kullanıyorlar. Doğu Akdeniz'de yeni bir doğalgaz enerji denklemi oluşuyor. Bu denklemin oluşması için doğalgazın keşfedilmesinden üretimine, üretiminden satışına kadar Türkiye merkez ülke konumunda yer alıyor. Dolayısıyla bölgede kurulacak yeni denklemde Türkiye gerek önemli deniz sınırlarına sahip olması, gerek coğrafi konumu gerekse keşfedilecek kaynakların uluslararası piyasalara taşınması için en uygun rotayı sunan merkez ülke olması nedeniyle vazgeçilmez bir konumda yer alıyor. Bölge aktörlerine bu durumu kabullenmek zor geliyor. Doğu Akdeniz her ne kadar bölge ülkelerinin meselesi gibi görünüyorsa da aslında birçok Avrupa Birliği ülkesi için de yeni bir enerji arz güvenliği sağlayıcısı olarak görülmekte. Son günlerde Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma anlaşması yapması ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bazı askeri üslerini Fransızlara açması Doğu Akdeniz'in siyasi, ekonomik ve enerji arz güvenliği açısından bölge ülkeleri dışındaki ülkeler için ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye'siz denklem olmaz. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı olan ülkelerin tüm çabaları Türkiye'nin merkezde olduğu bir Doğu Akdeniz enerji denkleminin gerçekleşmemesi üzerine kurulu. Ama şu bir gerçek ki Türkiye olmadan da Doğu Akdeniz'de bir denklem oluşması mümkün değil. Zaten Türkiye bu duruma hiçbir zamanda izin vermez. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Erdal Tanaz Karagöl